Aydın Efeler Zübeyda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerimiz olarak ülkemizin yaşamış olduğu acıyı paylaşmak için buralardayız biz hepimiz. Böyle bir projeye başlamamızın sebebi ülkemizde yaşanan felakete bir nebze olsun bizlerin de katkı sağlaması olacaktır diye düşündük. Yiyecek içecek hizmetleri alan şefimiz bu olayın olduğundan bir gün sonra akşam beni aradığında müdürüm biz de böyle bir şeyin içeriğine girmek istiyoruz. Okulumuzda hazırladıklarımızı paketleyip gönderelim diye bilgisini iletti bana. Tabii ki dedik. Ertesi gün okulumuzu açtık. Okulumuz olarak yiyecek içecek hizmetleri bölümü hazırlayacakları ürünlerini deprem bölgesine göndermek istediler. Fakat bir sonraki gün öğrendik Adıyaman bölgesinden depremzede misafirlerimiz geleceğini. Bizler de burada misafirlerimiz geldiğinde sıcak sıcak taze taze kendilerine ikram edebilmek için çalışmalarımızı bu şekilde yönlendik ve çalıştık. Burada yiyecek içecek hizmetleri öğretmenlerimiz, 7 öğretmenimiz ve 10 tane öğrencimiz ama gün gün değişen öğrencilerimizle birlikte, 110 personelimizle birlikte farklı platformlardaki destekleriyle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 700 kişilik bir kek, poğaça, börek çeşitleri hazırlamaktayız ve 700 kişiye gerektiğinde 1000 kişiye ulaşabilecek şekilde de üretimlerimiz sabah başlayıp akşama kadar devam etmektedir. Ve her gün yaptığımız için her gün taze, her gün sıcak bir şekilde Adıyaman bölgesinden gelen misafirlerimize de sunmaktayız. Böylelikle bizler de faydalı olduğumuzda daha mutlu oluyoruz. Öğrencilerimiz koşa koşa geliyor. Bir kişi çağırıyorsak 10 kişi birden geliyorlar ve biz de çok mutlu oluyoruz. Okulumuza gelen malzemeler personelimizin karşılamış olduğu yani gönüllü öğretmenlerimiz, gönüllü memurlarımız ve burada da Aydın'ımızın hayırseverleri de bizlere malzemeleri temin ediyorlar, getiriyorlar. Böylelikle okulumuzda hazırlanması gereken ürünlerin malzemelerini gönüllüler tarafından karşılamaktayız. Ülkemizde yaşanılan bu felaket hepimizin başına gelebilecek bir felakettir ve biz onlarla birlikteyiz ve tüm ülkemize de geçmiş olsun diyoruz. Olabildiği kadar misafirlerimizin acılarını paylaşmak ve onları huzurlu bir şekilde burada misafir etmek için uğraşıyoruz. İnşallah her şey güzel olacak diye düşünüyoruz bizler. Depremzede vatandaşlarımız Aydın'a geliyor ve biz onlar için arkadaşlarım ve öğretmenlerimle beraber burada onlar için üretim yapıyoruz. Onların yanında olamazsak da şu an ama onları kendi evlerindeymiş gibi hissettirmek istiyoruz. Yani her zaman yanlarındayız. Böyle bir şey yapmak istedi öğretmenlerimiz. Biz de hemen gönüllü olduk arkadaşlarımızla. Hemen ertesi günü geldik.
Her gün üretim yapmaya çalışıyoruz 10 arkadaşla beraber. Buradan depremzede arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Burada depremzedelere yiyecek yapmaya çalışıyoruz arkadaşlarım ve öğretmenlerimle birlikte. Adıyaman'dan Aydın'a gelen depremzedelere yardımda bulunmak istiyoruz. Onun için kurabiye, poğaça tarzı şeyler yapıyoruz. Onları evlerinde hissettirmek istiyoruz. Ege bölgesi de deprem bölgesi biliyorsunuz ki aynı şekilde bizim de başımıza gelebilirdi. Bir nebze de olsa onlara yardım etmek istedim. O yüzden buraya geldim. Burada öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla beraber küçük poğaçalar, kurabiyeler falan yapıp deprem bölgelerinden gelen misafirlerimize veriyoruz. Ve katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Çünkü aynı durumda biz de olabilirdik. Ve onların da aynı şekilde bize yardım edeceğini biliyoruz. İnşallah bu durum bir daha yaşanmaz. Bu dönem, birlik dönemi. Türkiye'de el ele verip inşallah bu dönemi de atlatırız. İnşallah bir daha yaşanmaz.